mesafede yaklaşan ve içerisinde bizimle çalışmak isteyen önemli değil, bizim farklı de, yani değerlerimize sahip çıkan herkeste birlikte çalışmak istiyoruz diyen bir federasyon var şu anda. Yani herkesi kucaklıyoruz, birlikte ülkemiz için her şeyi yaparız dediğimiz bir federasyon. Bu federasyonun da genel başkanı sizin gibi değerli bir insan. Onun da değerini bilmeleri gerekir. Federasyondaki bağlı dernekler ve üyeler, öyle diyeyim ben. Önceki çizgiyle şimdiki çizgi arasında bir fark var mı size göre? Öncedeki Türk-Alman Dostluk Federasyonu'nun bıraktığı intiba biraz farklı. Piyasada ben medya mensubu olarak söyleyeyim. Sizinkinde çok farklı. Ne buradaki şey, dünya görüşü. Yani birdenbire ne değişti burada? Yani aslında tabii bir dünya değil. Yani benden önceki Sayın Genel Başkan ile benim dünya görüşüm sanki biraz da birbirine paralel gibi. O da hani bir kimliğindeydi. O sosyal demokrat duruşu. Geldiği nokta sosyal demokrat duruştu. Her yerin yoğurt girişi farklı. Evet. Biz, ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Geçmişte ben federasyonda genel sekreterlik yaptım. Zaman zaman aynı fikirde oldum. Zaman zaman farklı fikirlerde oldum. Skorlar oldum. Fakat bu her sivil toplum örgütü içerisinde olur. Demokratik kurtarıcı kurallar çerçevesinde. Şimdi geçmişte sizin intibanızı bilen ama benim bugün Türk-Alman Dostluk Federasyonu başarmak istediğim şey şu. Bakın ben Nusayri Alevi kimliğinden yurttaşım bir yurttaşım. Sosyal demokrat siyasi duruşum referansını soldan aldım. Ama biz Türk-Alman Dostluk Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Bu federasyonun amacı başka. Burada tabii ki hepimizin, bizim federasyon yönetim kurulumuzda da, derneklerimizde de, dernek yönetici arkadaşlarımızda da çok farklı fikirlerden, düşüncelerden Türk asıllı insanlar var. Aynı zamanda da Alman arkadaşlarımız var. Bizim %70 üyemiz Alman. Alman arkadaşlarımızın içinde SPD üyesi olanlar, SEOS üyesi var, SEDÜ üyesi. SEOS'u da var yani. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Yani biz Sayın Günter Bekşitay'la evet. Çok yakın geçen olan, ödül töreninde ödül aldı. Zaten evet. Daha önce ödülü almıştı. Evet. Geçen ödül töreninde o ödül aldı. Biz de çok sıkı. Gladio Rota verdik. Çok evet. Sıkı beraber çalıştığımız, içimizde tam bir Bavyeralı dediğimiz, hatta sağa yakın seçimde insanlar var gayet de doğal. Evet. Şimdi biz genel etik kurallar çerçevesinde ve Türk-Alman dostluğunda buluşuyoruz arkadaşlar. Yani bugün şu anda konuştuğumuz bazı konularda benim şahsi görüşüm, şahsi fikrim. Zaten biz sizin şey olarak şahsi görüşünüzü soruyorum. Yani, tabii yani federasyonun, benim söylediklerimle, federasyonun görüşünü soruyorum. Tabii, çünkü Türk-Alman Dostluk Federasyonu'nun duruşu benim. Türk ve Alman dostluğunu ileriye götürecek diyalog çalışmaları. Tabii ki benim gibi farklı fikirde olan, benden farklı fikirde olan arkadaşlarımız var. Onlara da saygı duymak zorundayız. Ve ben şahsen federasyonun çalışmalarında, yapmış olduğu organizasyonlarda benim etnik mensubiyetimi veya siyasi duruşumu elinden geldiğince geriye atıyor. Çünkü dediğim gibi Türk-Alman dostluğundan bahsediyorsak kuralı da yerine getiriyoruz. Bu. Peki o zaman herhalde sevgili seyircilerimiz sizin görüşlerinizin, düşüncelerinizin ne kadar evrensel ve kucaklayıcı olduğunu anlamışlardır ki biz anladık. Farklı konulara geçeyim de şu kitabın burada işi ne diye sevgili seyircilerimiz merak ediyorlardır. Evet. Ben kitapla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Bu kitap Anadolu'yu ve bizi anlatan gerçekten çok önemli bir eser, bir yapıt. Bununla ilgili vermiş olduğunuz sergiler falan var. Vermiş olduğunuz işte Bavya Münih'te, Stuttgart'ta, Hannover'da düzenlendi. İnşallah yakın zaman içerisinde de Köln'de falan veya Dortmund'da ne bileyim böyle bir yerlerde de düzenlenir. Nedir bu kitap? Anadolu'yu bize anlatan bir kitap. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz duruyordu koskoca kalın kitap merak etmişlerdi. O yüzden evet. Sordum. Bir de ben çay içiyorum sevgili seyirciler. Sayın senden içmediği için içiyor da fazla çayla arası yok. Ben tek başıma içiyorum şu anda. Siz anlatın buyurun. Şimdi bu kitabın tabii anlattığı çok derin bir detay var. Bir göstereyim ben sevgili seyircilerimize. Şöyle bayağı da ağır bir kitap. 300 sayfalık. 300 sayfalık. Aslında bu kitap bir fotoğraf sergisini anlatan bir kitap. Sayın Atilla Duran, Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından bir tanesi olan Atilla'nın. Türkiye'yi 250 bin kilometre gezerek 7 sene içerisinde 7 sene içerisinde Türkiye'yi gezerek Türkiye'nin bütün halklarını, bütün etnik demek ki konuştuklarımızı tabii, mensubiyetini, mensubu olan halkımızı varlığı bizim Türkiye'mizin yaratan, Türkiye'mizi var eden halklarını 250 bin kilometre gezerek ve 7 senede
fotoğraf ederek yapmış olduğu bir sergi. Bu kitap içerisinde Sayın Aragüler'in, Türkiye'nin en fotoğraf sanatçılarından Aragüler'in, Sezen Aksu'nun çok değerli insanlar için yazı yazdığı, kabul ettiği bir kitap. Atilla bu kitabı var ederken, hatta bu fotoğraf sergisini var ederken bir amaç peşindeydi. Neydi amacı? Türkiye biliyorsunuz 90'lı yıllarda bir mozaik metaforu tartışıldı. Biz hepimiz bir mozaiyiz, hepimiz beraberiz. Atilla diyor ki, hayır biz mozaik değiliz. Çünkü mozaik arasında sınır var. Ben aşureye onun için diyorum ya, mozaik, benim için aşure önemli. Mozaik evet. Sert. Evet. Mozaik de fotoğrafta, işte mozaik birkaç tane fotoğraftan kopartırsanız, kırarsanız mozaik fotoğraf bozulur. Oysa ki Türkiye, Anadolu bir ebru'dur. Evet. İç içe geçmiştir. Tüm renkleriyle. Türkiye'nin kültürel çeşitliliğinin anlatıldığı bir fotoğraf. Kültürel zenginliğinin anlatıldığı. Zenginliğinin anlatıldığı bir fotoğraf. Aslında bu 2000'li yılların tüm halklarının bir örnek olarak alması gereken, hatta Almanya'nın da, Alman halklarının da veya Avrupa'nın da örnek alması gereken çok evrensel, çok güzel bir çalışma. Biz bunu aynı zamanda Atilla, biz Münih'e de geldik. 250 bin kilometrede dünyanın başka yerlerinde bu sergiyi gezdirdi. Sanırım 28 sergi yapıldı. Memphis'ten Antalya'ya, hatta Ermenistan'da. Ermenistan'da. Çok ilginç. Ermenistan Kültür Bakanlığı bizim bu kültürel çeşitliliğimizi aldı. Bu kitaba baktığınız içinde Ermeni'yi de görüyorsunuz. Nusayri'yi de görüyorsunuz. Kürt'ü de görüyorsunuz. Lazlı Çerkes'i de hepsini görüyorsunuz. Ve o bu fotoğraf sergisine bakıp ağlayan insanları bu gözlerinde gördük. Biz Münih'te, sadece Münih'te fotoğraflara bakarak hüngür hüngür ağlayan insanları, Ermeni dostlarımızı, Yahudi dostlarımızı, Kürt dostlarımızı, Türk dostlarımızı, ben Arap olarak veya Arap dostlarımız bu sergide çok duygulandıkları görüyorum. Sanki kendi köylerine gibi gitmiş gibiler. Çünkü bizim tam boya kütüğünün hani var olduğu yer var ya, çıktığı yer. Evet. Oraları gösteriyor. İşte bize anlatıyor bu kitap. Ben bununla bir 4 sene evvel tanıştım. Ondan beri de buradan ayrıldım. Tek dilde mi yazılmış yoksa farklı bir İngilizce, Almanca, Türkçe. Şu anda biz bunu Münih'te gerçekleştirdik bundan 2 sene evvel, ama bu sene büyük bir ihtimalle Stuttgart'ta Sayın Bakanımız Bilkay Öner Hanımefendi'nin de destekleriyle, Doktor Garcia'nın da destekleriyle Stuttgart'ta yapacağız. Berlin'de çalışmalarımız var, Berlin'e götürmek istiyoruz. Nürnberg'de çalışmalarımız var, Sayın Günter Beckstein'in desteğiyle Nürnberg'de yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir ihtimalle kültür haftalarımızda bu sene 2 ya da 3, şu anda kesin şey diyemeyeceğim, daha belli olmadı. Ama sergiyi mutlaka gezmeleri gerekir, merak edenlerin herhalde öğrenecekler ne zaman, hangi tarihlerde yapacağız. Tabii ki bunu bildireceğiz. Şimdi bu serginin yanında da bir panel yapıyoruz. Evet. Yani panele işte Türkiye'den bir Ermeni dostumuzu, bir Kürt dostumuzu, bir İstanbul'un üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde öğrenim üyesi bir dostumuz var. Yani 3 hanım alacağım. Ve Atilla Durağan katıldı bir panel. Bu panelde biz Almanya'da Türkiye'nin kültürel çeşitliliği üzerinden Alman dostlarımız çeviri yaptık. Evet. Almanca birebir çeviriyle. Alman toplumu bizim kültürel çeşitliliğimiz üzerinden kendi kültürel çeşitliliği üzerinden konuşmaya başladı. Zaten amacımız da buydu. Yani biz Almanya'da da kendimiz artık bu ülkenin bir parçası, bir kültürel çeşitliliği olduğumuzu ifade etmenin bir yolu. Aslında Ebru yeni bir dil. Evet. Yani ayrımcılığa karşı, çokluk içinde birliğe karşı bir ya da çokluk içinde birlik anlatan bir yeni bir dil. Yeni bir dil. Merak eden sevgili seyirciler de sizi biliyorsunuz. Bu bu her şeyi biliyor. Bu kültür çeşitli üzerine yansımalar Atilla Durak diye yazarsanız bu kitabı de önemli mesela sahip olma imkanınız vardır diye düşünüyorum. Evet. Yani olabilir inşallah. Merak edin. Gerçekten çok kaliteli ve güzel resimler var. Gerçekten Anadolu'yu ve bizleri anlatan bir kitap. Sergiyi de inşallah görmek isteriz. Nasipse geliriz. Gelelim. Ebru'dan, yine Ebru'nun içerisinden aslında konularımız hepsi Ebru'nun içerisinde. Sayın Sen. O yüzden getirdim zaten. Evet, konularımız da oradan zaten. Kürt sorunu meselesini yapmak istiyorum. Şimdi bir Kürt sorunu meselesi vardı. O da bir tabuydu. İşte Kürt sorunu, işte Kürtçe şarkı söylemek, Türkçe söylemek, Kürtçe konuşmak yasak, efendim gibi böyle bir sürü sorunlar vardı. Ve daha sonra yine bu sorunlar, Kürt sorunu masaya yatırıldı.
sorunla ilgili de çalışmalar yapıldı. Sizce Kürt sorunu burada, Münih'te nasıl gözüküyor? Ve neler yapılması lazım? Daha fazla. Bu sorun var mı? Yoksa var olan sorun çözülebiliyor mu? İşte bir PKK olayı var. İşte asker şehitler veriliyor. Orada insanların anaların canları yanıyor, ciğerleri yanıyor. Nedir sizin? Çok ağır bir konu. Ağır bir konu. Evet. Biz şimdi ağır olduğu kadar da canımızı yakar. Tabii şu anda bundan önce konuştuğumuz sözlerde zaten halklar arasındaki kardeşliği ve Türkiye ülkesinin bütünlüğünü ve hep beraber yaşamamız gerektiğini vurguladık. Bunu tekrarlamak gerek yok. Belki olayı Kürt toplumunun, yani bizim toplumumuzun ayırt etmeden, Anadolu'da bir sıkıntısı var. Bakın, yıllardır Kürt halkı 22-23-24 tane isyan yapmış. Bu isyanlar ya dini diye adlandırılmış, ya bir şey diye ve hep görmemezlikten gelmiş oradaki insanların sıkıntıları. Şimdi oradaki sıkıntılar neyin detayına girebiliriz? Orada feodal bir sistem var. Orada o feodal sistemden de rantlananlar var. Onun devam etmesini isteyenler var. Ama o rantın daha ötesinde de Türkiye'nin Atatürk sonrasında işte Dersim olaylarıyla başlayan, onu da geçen sefer de konuştuk. Ama öncesinde de yani biraz sanki Kürt halkı o yıllarda, şimdi tabii elimizden geleni yapıyoruz artık bazı şeyler noktaya geldiği için belki ama birçok sıkıntının olduğu, Kürt halkının kendini ifade edemediği, kendi ana dilini ifade edemediği, okullarında Kürtçeyi öğrenemediği, Kürt demenin bile yasak olduğu bir dönem yaşadık. Yani yeni, genç bir tarihten bahsedeyim. Daha ötesine gitmeyelim. Oradaki Osmanlı tarihinde bilmiyorum ama genç Türkiye Cumhuriyeti tarihine girdiğimizde yani bu ülkede Kürt var mı? Yok efendim Kürt kart işte falan tuhaf tuhaf şeyler söylendi. Bu da ne yazık ki Türkiye'nin ayıplarından bir tanesi. Şimdi Kürt sorunu çok boyutlu. Yani sadece bunu bir PKK sorunu olarak, bir terör sorunu olarak görmek hata olur. Aynı zamanda ekonomi sorunu, sosyal sorunlar var. Aynı zamanda da orada insanların çok zor koşullar içinde yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Geostratejik durumlar. Şimdi Kürt sorunu deyince PKK'yı dışlayamıyorsunuz. Çünkü bu artık sorun diye adlandırdığımız şey aslında PKK. Yani bugün Türkiye'nin en büyük Kürt şehri Diyarbakır değil, İstanbul. Doğru. Yani bugün Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, İzmir'de Kürt halkımız yaşamakta. Kürtlerin de farklı sınıfları ait insanlar. Yani Kürtler sadece Baroş'ta yaşayan insan değil. Bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarında, en önemli ticaret yapan yöneticilerinde, Türkiye'nin en iyi sporcularında, halkımızdan insanlar var, sanatçılar var. Şimdi yani böyle bir Kürt halkını da bir sınıfa koyamazsınız. O zaten baktığınızda zaten Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan 4,5-5 milyon Türk belki, Türk belki BDP'ye oy vermiyorlar. Yani burada farklı bir sınıf. Seçimlerde, son genel seçimlerde de öyle bakarsanız Doğu kesimi de genel halk parti. Farklı bir sınıf oluştuğu için kendi öncelikleri biraz daha farklı. Ama şu anda önümüzde son 35 senede dökülen bir kan var. Bu gerçek sorun budur. Bu kanın dökülmesi sadece Kürt hakları istikametinde miydi? Bu zaten ortada PKK'nın kuruluş amacı, işte siyasi duruşu, Abdullah Öcalan'ın liderliğinde gidişatı, diğer dünyanın bütün gizli servisleriyle işbirliği o bölgede, o dönemde aslında şu anda biraz daha farklı oluyor. Çünkü farklı bir boyut aldı PKK. Yani siz 90'lı yıllardaki PKK ile 2011 yılında, 2012 yılındaki PKK'yı zaten birbiriyle bir araya getiremezsiniz. Şu anda farklı bir boyut aldı, farklı bir yüz aldı PKK. Farklı da kabul gördü. Yani 90'lı yıllarda Kürt halkının en büyük sorunlarından, kendi sorunlarından birisi olan PKK, şu anda Türkiye'de Kürt hareketini
yöneten bir duruma geldi. Evet. Yani o köyleri basarak kendisine karşı olan Kürt halka da hizmet eden. Ama aynı zamanda da o günün, o bölgenin stratejik konumundan dolayı Suriye'yle, Irak'la, İran'la, hatta Avrupa gizli servisleriyle, Amerika ile işbirlikleri, silah alımı, verimi vesaire, bunlar zannedersem birçok kişinin artık bildiği konular. Ama geldiğimiz nokta önemli. Yani ben PKK'nın geçmişini burada anlatmak istemem. Ya da Kürt hareketini, bu benim de işim değil. Ama benim gördüğüm şey şu ki, o bölgede yaşayan, zaten sorun o bölgede yaşayan insanlarda ve tabii belli baroşlarda, belli sınıfta yaşamak zorunda kalan, ekonomik sıkıntısı olan bazı Kürt halkımızın İstanbul'da da, Mersin'de de, Türkiye'nin her yerinde sorunları şu. Artık ben istesek de istemesek de geldiği nokta şu ki, Kürt halkı, o bölgede yaşayan Kürt halkı büyük bir bölümüyle, siyaset adamlarıyla da PKK'yı kendi temsilcileri gibi görmeye başladılar. Ya, Abdullah Öcalan olarak söylemişsiniz, çok önemli duruma geldi. Ama aynı zamanda farklı aydınlar, işte Kemal Burkay gibi, yani farklı sözlerle söylese de tam PKK'yı veya Abdullah Öcalan'ı dışlamıyorlar. Yani biraz daha böyle benim bildiğim kadarıyla. O yüzden hükümetin bazı orada göstermeye çalıştığı tavırlar, işte PKK ile ya da Abdullah Öcalan'la görüşmesi, BDP'yi muhataba alması ya da almaması hep konunun içindeki bir sorun. Ben çok fazla detaya girmeden şunu söyleyeyim. Yani, Türkiye'de barış olmak zorunda. Türkiye'de barış nasıl olur? Onlar işte terörist devletle, teröristle barış yapar mı? Evet, diye sözler söyleniyor. Yani bugün gerçek şudur ki orada insanlarımız ölüyor, askerimiz ölüyor, terörist diye adlandırılan vatandaşımız ölüyor. Onlar da bizim insanımız, bu yurdun insanı. Orada bir şeye dur demek lazım. Kötü bir pozisyondayız, kötü bir durumdayız. Ülkemizin bütün öz kaynakları büyük bir bölümü oraya gidiyor ve ne yazık ki bu bizde başka ülkelere, bizimle sorunları olan bazı ülkelere de fırsat veriyoruz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti yavaş yavaş zaten anayasayı da değiştiriyor vesaire, bazı hareketler yakın bir dönemde olacak gibi görünüyor. Ben savaşın bitmesinden yanayım, barıştan yanayım. Gerekiyorsa terör istedikleri gruplarla da mecbur görüşmek zorundalar. Çünkü bu oranın gerçeği. Ben bazı Kürt arkadaşlarım var, BDP'ye de yakın tanıdığım arkadaşlarım var. Söyledikleri şu, artık Kürt kadını kendi özgürlüğünü yavaş yavaş yakalamaya başladı ve hepsi Abdullah Öcalan'a, çoğu bir büyük bir bölümü Abdullah Öcalan'a destek veriyorlar gibi şeyler. Ne kadar doğru bilemem ama söylenenler bunlar. Bazı şeyleri yüreği yanan hiçbir annenin ben destek vereceğine inanmıyorum yani. Doğru. Yani tabii bilemiyorum. Yani bu söylenen sözler bunlar. Ben tam anlamıyla işin içinde değilim ama Kürt halkının menfaati için, geleceği için, Türkiye'nin menfaati, Kürtlerin hepimizin menfaati için, geleceği için, o savaşın bitmesi gerekiyor. Tüm boyutlarıyla ele alınması gerekiyor. Oradaki özgürlük beklentileri, talepleri dikkate alınması gerekiyor. Bence daha önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Ben hem sağ kesime hem hükümete bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Biz sosyal demokratlar olarak bu konunun bir an önce, yani sosyal demokrat içerikli bir topluluğa ait olduğum için söylüyorum. Bunun bir an önce çözülmesinden yanayız. Çünkü bu ülkeye savaş bir şey getirecek. Kardeş zaten getirmedi ve büyük de kayıplarımız var bu zamana kadar. Yani sağ kesimin biraz daha, yani ben çünkü takip ediyorum sosyal medyada, bu konuya çok sert çıkışlar olmakta. Ama işte şehit giden çocuğumuzun ailesinin ocağına ateş düşüyor. Biz bir iki saat işte bir yazı yazıyoruz. İşte çok üzüldük diyoruz. Yani işte başınız sağ olsun diyoruz ama bir saat sonra unutuyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Bu ailesini, çocuğunu kaybeden hem o bölgenin insanı, hem askerimizin annesi, babası bunu unutmuyor ve bunun hiçbir şeyi geriye getiremezsiniz. Biz bir vatanın insanıyız. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu da ancak ve ancak silahlı olmaz. Bir masanın çevresinde oturmak olur. Bence hükümetin bazı işte Kürt açılımı adı altında yaptığı şeyler var. Fakat son durumda sanki biraz geri adım atmış gibi. Bazı şeyler beklediğimiz gibi ilerlemedi. Ama bu kadar da basit bir olay da değil. Bazı dengeleri tutmak zorundalar belki.
Ama her şeyin üstünde bizim halkımızın artık barışa ihtiyacı var. Barışa ihtiyacı var derken o zaman şeye gelmek istiyorum. Bir sivil anayasa hazırlanıyor biliyorsunuz. Sivil anayasa işte bunun üstüne referandum yapıldı falan. İşte bir sürü tantanalar oldu. Muhalefet karşı çıktı. Hayır benimle. İktidar evet diyelim sivil anayasa evet değil. Böyle bir referandum var. Şimdi bir sivil anayasa hazırlanıyor. Bu sivil anayasanın hazırlanması şeklini, hazırlanma şeklini nasıl buluyorsunuz? Herkesten tam destek alınıyor mu? Ve herkesin düşünceleri bu yeni hazırlanacak olan sivil anayasaya yansıyacak mı? Diyorum. Ama bu sorunun cevabını sizden reklamlardan sonra alacağım. Ha? Evet sevgili seyirciler, şimdi bir reklam aramız var. Ama reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılın. Abonelik yok. İstediğin zaman, istediğin yerde konuş. Sevdiklerinizi gurbet at bağlasın, hem sen kazan, hem ülken kazansın. 010-012 gurbet at. Murat kardeş merhaba. Aa Taşkın abi, ne yapıyorsun orada? Murat kesin dönüş var, seni almaya geldim. Gerçekten mi abi? Dur şöyle güzel bir frikik be. Mannschaft! Şimdi Türk Telekom Mobil'e kesin dönüş zamanı. Türk Telekom Mobil'le hem Türkiye ve Almanya'daki sabit hatlarla hem de tüm Ordu ve AB abonelerine ister ayda 20 Euro'ya sınırsız ister de